sene çok büyük yoğunluk var. Evet. Aşçılık grubumuzda toplam olarak 3 grubumuzda 95 tane öğrencimize hizmet veriyoruz. Ve bu kursumuz Ocak ayında da sona erecek. Sonra 2. grubumuzu tekrar açmış olacağız. Düşünün. Yani aşçılık kursu bakımından olsun, bilgisayar kursları, gitar kursları, müthiş kursları, halkımızın büyük rağbet göstermesi içerisinde de ikinci halk evini çok yakın zamanda Kepez'de açılışını yapacağız inşallah. Oraya da çok büyük bir ilgi olduğunun farkındayız. İnşallah Cumhuriyet Halk Evlerini daha da geliştireceğiz, daha uçlukları da yeni Cumhuriyet Halk Evleri yapmaya kararlıyız. Çünkü gerçekten buralarda bu yaptığımız eğitimler halk tarafından büyük, sizler tarafından büyük ilgi gördü. Herkesin bu kurslardan büyük mutluluk duyduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz de çok mutlu oluyoruz. Dolayısıyla yeni yerleri açmak için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çok yakın zamanda inşallah Kepez'deki halk evlerini hizmete açacağız inşallah. Efendim kolay gelsin. Kolaylıklar diliyorum, iyi günler diliyorum. Hayırlı olsun. Vay 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 vay. Hocam, maşallah maşallah. Merhaba. Öyle mi? Çok memnun oldum. Kolay gelsin. Hocam, nasılsınız? İyisiniz. Maşallah maşallah. Ne güzel. Çok hoşuma gidiyor. Kolay gelsin. İyi, kolay gelsin. Çok faydası oldu başkanım. Bu konu. Temelde bilgisayar kullanım kursu şu an bir başlığı. Sonraki süreçte işte kurslarda birazcık bilgilendirmek. Bir üst olan kız programları 96 saat. Sonra da bir üst var. O zaman bilgisayar işlemlerine sonra her şeyi kapsayan genç bir bilgisayar başlığı. Şey nasıl? Tarif nasıl? Tarif çok fazla. Çok fazla. Çok çok iyi. İşte diğer tarafta yine açıkça olan yerde inşallah o talebin birazcık daha. Evet, şimdi Kepez'de de bir tane yer açıyoruz. Evet. Aldık mı? Birazdan bilim gelenler var yani şu an. Çok güzel. Maşallah maşallah ne güzel. Eğitimin sınırı yok değil mi hocam? Yok. Hiç hiç. Yaşı yok. Beşikten mezara kadar. Ağır kadar. Tebrik ediyorum valla. Başkanım bütün arkadaşlarımıza hep böyle hani bir şey olarak bakıyoruz. Hep size dua ediyorlar. Çok güzel. Çok güzel. Şey olarak çok başkanım, mutlu olduklarını. Başkanım ben 63 yaşından sonra bilgisayar aldım. Evet. Evet. Tebrik ediyorum. Diyorum. Özellikle sizleri kutluyorum. Takışçılar, sizi biliyorum zaten. Merhabalar. Kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Üretiyorsunuz. Üreten insanları çok seviyorum ben. Evet, bravo. Ne güzel, ne güzel. Maşallah, maşallah. Öğrenmenin yaşı yok. 100 yaşında da olsa, lazım olmasa da bilgi olsun, beceri olsun. Hadi, Allah razı olsun. Ben de çok mutlu oluyorum. Şimdi Kepez'de yeni bir tane daha açıyoruz. Çünkü çok rağbet var. Kepez'e yeni bina yaptık. Yakında açılışını yapacağız. Yine rağbet devam ederse ilçenin diğer yerlere de aynı şekilde bunu yaygınlaştırmaya çalışacağız. Çünkü hem genç kızlarımız, genç erkeklerimiz hem de emekli olanlar dahi bu işe çok önem veriyorlar. Ben de son derece mutlu oluyorum. Çok güzel. Öğretmenler geldi. Şimdi sınırlık. Başkanım sizin resminizi de yapacaklarmış en son. Öyle mi? Nakış olarak işleyecekler. Evet. Evet. İleride yapacaklar. Onu söyledim ben. Başkanım Şubat ayı gibi bir saygımız olacak inşallah. İnşallah sanırım. Oraya da bekleriz sizlere. Efendim hepinize iyi günler diyorum. Çok sağ olun. Emeklilere, eşimiz, ailemize, çocuklarınıza selamlar. Sevgiler, kolay gelsin. Abi ne? Yani buraya yerleştiniz. Evet. Benim seçmenimsin yani. Hakim Bey. Kazakistan'da Hakim Bey demekmiş belediye başkanı. Aa evet. Daha önce konuştuk. Çok memnun oldum. Eşine de selam söyle.
Her şey yolunda inşallah arkadaşlar. Bir eksiğiniz, sıkıntınız, probleminiz. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler. Abla sen de yapıyor musun? Evet. İyi günler diyorum usta. Her iyi günler, kolay gelsin. Daha son bir günler. İyi günler diyorum. İyi günler diyorum. Saptırmak istiyorduk. Açılımda yapılan ama belgeler davasından yapamadık şimdiye kadar. Yalnız bugün danışmanlardan bir haber getirdi Rahip Bey. Ankara'da müracaat etmiş, bir kooperatif kuruyor inşallah. Eğer onu başarırsak benim en büyük arzum halkla buraya gelsin istiyorum. Yani sadece kursiyerler değil, insanlar buraya sürüklemek istiyorum. İşte kimi yaptığı ürünleri, aşçılıklarından nakış ürünlerini, makineli ve yapılan ürünleri falan gelsinler. Burada satabilsinler. O bir kooperatif kanalıyla yapmak için bir çaba sarf ediyoruz. Hatta o sıralarda böyle çok gelirse buraya müzik yapan ev kursiyerlerimiz müzik yapsınlar, insanlar eğlensinler falan diye bir düşüncemiz var. O da yola girdi inşallah. Uğraşıyorlar yani, inşallah başarırız. Kepez'de yeni bir Cumhuriyet Halk Evleri açtık. Çünkü inanılmaz bir talep var buraya. Yani her konuda insanlar burada kurs görmek istiyor. Çok da mutlu oluyorum. Mesela Giraldon gibi evet, kadar güzel. Evet, yani öğrenmenin yaşı yok yani kesinlikle. Evet. Yani öğrenmek lazım, yapmak da şart değil. Ağaççılık kursuna gelirseniz illa ağaççılık yapın diye bir şey yok. Evet. Ama bilginiz olsun. Çoluk çocuğunuza, kocanıza iyi şeyler yapın. Misafirlerinize iyi tadı. Yani örnekleri çoğaltabiliriz ama öğrenmek kadar güzel bir şey yok. Evet. Ben de burada birçok bacıları gördükçe emekli olan insanları da burada görüyorum. Ben o kadar mutlu oluyorum ki, o kadar çok seviniyorum ki. Benden isteyin taleplerinizi. Hiç bize eksik yok ha. Tabii ki halk eğitime bağımlıyız. Sertifikalarınızı almanız için onların da isteklerine göre hareket etmek zorundayız. Yoksa tek başımıza hareket etsek biz dershaneleri iyice çoğaltırız. Ama eğitmenleri onlar veriyorlar biliyorsunuz. Onların da şartlarına uymak zorunda kalıyoruz yani. Bu bir yerde okuyan fakülteden öğretmen getirecek. Onlarla ilgili başkanımız görüştük. Onlar stajyer olarak ayarlayacaklar. Stajyer olarak ayarlayacaklar. Polis istiyoruz biz. Polisimiz. Teşekkür ederiz. Çok mersi. Sağ olun.